Rifat Serdaroğlu 31 Ekim 2023 Rifat Serdaroğlu.net Cumhuriyet 724 korunmalıdır. Tamam, Cumhuriyetimizin 100. yılını coşkuyla kutladık. Kırmızı beyaz giyindik, şanlı bayrağımızı salladık, atamızı ziyaret ettik, meydanları doldurduk, mutlu olduk. İyi de ne oldu? AKP korkup Cumhuriyeti yıkıp yerine Federal İslam Devleti kurma projesinden vaz mı geçti? AKP Genel Başkanı Erdoğan bundan böyle anayasal çerçevede görev yapacak mı? Yargı AKP'nin boyunduruğundan çıkabilecek mi? Hiçbiri olmayacak. AKP ve emperyal patronları yıkım projesine daha hızlı devam edecekler. Çünkü devletin kurumları anayasayı çiğniyor. Görmediniz mi? Anıt Anıtkabir'i korumakla görevli Türk ordusu Atatürk'ün huzurunda AKP sloganı atılmasına bile engel olamıyor. Yobaz takımı son darbeyi yeni sivil anayasayla vuracak. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bunu engelleyecek ve Türk milletinin 29 Ekim'de cumhuriyete sahip çıkma kararlılığını bu enerjiyi sinerjiye çevirip siyasete aktaracak muhalefet partisi var mı? Bir tane bile yok. Bu yüzden yeni sivil anayasa tuzağı gündeme gelince bizler yani tüm Türk milleti sürekli 7 gün 24 saat sonuç alıncaya kadar eylemde olmalıyız. Başka çare yok. Bu tarihi hesaplaşmayı can pahasına yapıp karşı devrim denen emperyalist kumpası bir daha açılmamak üzere kapatmalıyız. Doğru Parti bu mücadeleyi tek başına kalsa da tüm teşkilatlarıyla verecek Kuvayi Milliye ruhuna ve Atatürk'ün neferi olma yüreğine sahiptir. Diyanet İşleri ve TRT anayasal kurumlarımızdandır. Anayasada bunların nasıl yönetilecekleri, tarafsızlık ilkesine uymalarının zorunlu olduğu açıkça yazılmıştır. Bu emirler Türk milletinin emirleridir. Kurumları yönetenler amasız, fakatsız bu emirlere uymak zorundadırlar. AKP döneminde özellikle bu iki anayasal kurum birer devlet düşmanı gibi hareket etmekte Anayasanın 136. maddesine göre laiklik ilkesi doğrultusunda tüm görüş ve düşüncelerin dışında kalarak ve milletçe dayanışma ve bütünleşmeyi amaç edinerek çalışması gereken Diyanet İşleri bu emre uyuyor mu? Atatürk'ün kurduğu Diyanet İşleri'nin başındaki kişi utanmadan minberden Atatürk'e hakaret ediyor. Bizler sadece seyredecek miyiz? Ya anayasanın 133. maddesine göre kamu kaynaklarını kullanan, Türk milletinin tamamından kesilen paralarla ayakta durabilen TRT Radyo Televizyonları ve RETÜK denen kuruluş anayasanın emirlerine uyuyor mu? TRT kurumunun başında olan yobazlar bir taraftan çalgılı çengili eğlenceler düzenlerken diğer taraftan cumhuriyet kutlamalarını erteleyebiliyor. Cürete bakar mısınız? Sanki Türk devletinin değil de AKP'nin kurumlarıymış gibiler. Değerli okurlar, AKP sürekli olarak dilim politikası uyguluyor. Her gün cumhuriyetin bir damarını kestiriyor. Sonra susuyor, ertesi gün bir darbe daha vurdurtuyor. Yıllardır bu böyle devam ediyor. Türkiye adım adım federe İslam devletine doğru sürükleniyor. Bu güzel ülkenin aydınları, resmi sivil kurumları, üniversiteleri, sivil toplum kuruluşları, sendikaları sadece seyrediyor. Kendilerinden beklenen yapamazsınız. Anayasa ve yasaları çiğneyemezsiniz feryadını onlardan bir türlü duyamıyoruz. Sanki Türk devletini ve cumhuriyeti korumak bizler gibi 3-5 kişiye zimmetlenmiş, sadece bizlerin göreviymiş gibi. Bizler böyle yüce bir göreve zaten doğuştan yazılmışız. Ne şikayetimiz ne de kimseden bir talebimiz olur. Fakat vatanseverim, demokratım, cumhuriyetçiyim, Atatürkçüyüm deyip de seyreden ve arkadan çelme takmaya çalışanlar var ya işte onlar canımızı acıtıyor. Rifat Serdaroğlu